Ateşkes! Feridun amca ne oluyor? Gel at, atlar be. Bir şey mi oldu abi? Feridun amca bana doğruyu söyle. Ya yok, atlar be. Üstünde bir şey al gel. Al montunu gel çabuk. Ya bırak şu dükkanı. Hasan gelecek. Hadi. Feridun amca ne oluyor? Yok bir şey. Ne durumda? Çok mu kötü? Ha? Operasyonda bayıldı, bir daha kendine gelemedi. Ya ne operasyonu ya bu halde? Dinlemedi, geldi Yağmur. Ya durum artık senin bildiğin gibi değil, çok daha tehlikeli. Apar topar ameliyata almak istediler, kabul etmedi. Ha, doktor bey, ne durumda? Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Kan zehirlenmesiyle karşı karşıyayız. Ameliyat olması lazım demiştim, inat etti. Uyarmıştım sizleri. Bu işlerde şaka olmaz. Tamam edin işte. Eğer bu halinden ameliyatı alırsam ölür. Kan değerlerini normale çekmemiz gerekiyor. Hemoglobin ve oksijen takviyesi yapacağız. Size haber vereceğim. Uf, kan zehirlenmesi nereden çıktı ya? İçindeki kurşundan. Niye girmedi ameliyata? Hani sen evim barkım diyorsun ya, benim evim barkım yoktu. 15 yıl önce ben bir çatının altına yerleştim. Sonra bir çocuk geldi. Ranzanın üstüne yerleşti ve yattı. Yani tek evim o yatılı okuldu. Ve en uzun tanıdığım yakınım sen. Yani uzun zaman görüşmesek de öyleydi. Konuşmasak da öyleydi. Dünyada yaşadığım en acı gün ne babamın ne annemin ölüm günüydü. Daha ziyade senin acını öğrendiğim gündü. Sen artık bizim misafirimizsin. Sakın korkma. Kim bilir ne zamandır oradasın. Önce karnını doyursunlar, tamam mı? Sakin ol. Düşün. Aklından geçenleri bize tek tek anlatacaksın. Tamam. Komiserim, ifadeyi sisteme gireyim mi? Sakın. Gizli dosya bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.